Alex. Sen yaşa. Zaten öldüm. Canımı, aşkımı aldın. Şimdi ben senin canını alacağım. Yolla! Sen kimsin be Melun? Senin cariyen beni öldürmeye teşebbüs etti.
İbrahim nerede? Bahçeye hünkârımızın yanına çıktı. Leo? Demek Leo hoş yolladı seni. Evet. Korkun efendimizden. Sultan Süleyman öleceksin. Hünkârım. Bu hatun başından beri beni öldürmek için buradaymış. Hürrem. İbrahim, paşamı yaptırmış. Senin canını alması için sadık kayımı tutmuş bu sarayda. Gel Hürrem, otur şöyle. Atın aynı zindana. Durun, bırakın beni, bırakın. Öleceksiniz! Hepiniz öleceksiniz! İyi değilsin sen. Aklın başından gitmiş senin. İyiyim hünkâr. Aklım başım da benim. İbrahim Paşa'ya ne söyledin sen öyle? Hünkâr, İbrahim Paşa ne yaptı biliyor musunuz? Hünkârım, Hürrem. Paşam ne oluyor burada? Lütfen söyler misiniz? Sadıka Hatun beni öldürmeye kalktı. İlger Kalfa, hekim çağırın. Hayır, hayır. Lüzum yok. İlger Kalfa, bir su getir sultanımıza. Bargalı. Bu hatun evvela valideme sonra Hatice'me hizmet etti. Benim şehzadelerim ona emanet edildi. Leoş'un gönderdiği katil benim sarayıma, benim haremime nasıl girer? Bana cevap ver. Hünkârım, matrakçı Victoria'yı sokakta bulduğunu söyledi. Yaralıymış, gariban sanmış, saraya getirdi. Ben de matrakçıya güvenerek aldım haremi. Bu hatunu bizzat sorgulayacaksın. Ben de yanında olacağım. Bu işte parmağı olan herkesi tek tek öğreneceğim. Ve hepsinin tek tek kellesini alacağım. Hepsinin. Buna matrakçı da dahil. Hünkârım.
Meryem, hadi gel biz yukarı çıkalım. Burada kalamam. Saraya dönmek istiyorum. Hürrem, sen iyi değilsin. Ne olur benimle gel. Beni bırakma. Bu saray düşmanla dolu. Hürrem Hatun, aklını başına devşir. Ne demek bu? Bence sen de buradan git sultanım. Bu saray kötülük yuvası. Hürrem, kendine gel. Yeter artık, üzülme. Karnındaki Sabiha'yı düşün. Bu hamilelik senin muvazeneni iyice bozmuş. Haydi. İbrahim Paşa, derhal matrakçıyı getirsinler bana. İğnenin deliğinde dahi olsa bulsunlar. Ne oldu o mesele? Deryanın dibinde balıklara yem oldu paşam. Kolay gelsin Ceşu Efendi. Nasıl efendi? Hoş geldiniz. Buyurun. En güzel küpelerini, kolyeni bana ver bakalım. Sizde altın bol maşallah. Sevdiğime canım feda, altın nedir ki? Bunlar yeni geldi efendim. Bir bakınız. Bir de bunlar lütfen. Asu Efendi. Hı. İbrahim Paşa'mız seni görmek ister. Hemen mi? Hemen. İyi. Caşu Efendi, sen siparişlerimi hazırla. Benim düğün beklediğimden erken olacak galiba. İnşallah, inşallah. Öldüreceğim seni. Azar azar öldüreceğim seni. Paşa yapma. Ne olur. Kullaş. Sultan Süleyman. Aleyhine öldürdü. Meryem ki. Benim kocamdı. Senin o kalesinde komutandı. Dün gecemizde öldürdü Osmanlı onu. Kral Ayoş görev verdi. Yaz bitti dedi. Kim yardım etti sana? Kimse. Ben yalnız. Yalan yok! Oku. Tanıdın mı? Sana gelmiş bu mektup. Kim getirdi bu haberleri sana? Tuncuk ha. Onu geç. Onun kellesini aldım çoktan. Sonra. Sonra. Yok mektup. Matrakçı Nasu Efendi. O getirdi mektupları. Senin dost,
arkadaş. Bilmiyor musun? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu kadın? Benim ne alakam var? Nasıl bilebilirim? Yok. Nesi var Hürrem'in? Sultanım biraz korktu da rahatsızlandı. Neden korktu? Hünkârımıza maazallah şey sultanım. Söylesene ne oldu? Sadıka Hatun hünkârımıza hançer çekmiş. Öldürmeye teşebbüs etmiş. Ne? Ne diyorsun sen? Hünkârımız da yakaladığı gibi savurmuş atmış. Sadıka Hatun Macar'mış. Macar kralı Lajos tarafından gönderilmiş sarayımıza intikam alması için. Koynumuzda yılan beslemişiz. Daha ya sen nasıl fark etmedin? Sultanım, İbrahim Paşa hareme soktu onu. Nasıl şüphe ederim? İbrahim Paşa. Ah paşa nasıl yaparsın bunu? Sultanım, İbrahim Paşa ne bilsin? Şehzadelerimizi yangından kurtardı ya. Siz de bahşişe boğdunuz. Cariyeniz de yaptınız. Sadık adını siz koydunuz sultanım. Hünkâr. Biz de güvendik. Hünkâr. İnanmayın. Yalan. Pargalı. Pargalı yaptı. Hadiselerden dolayı çok korktu. Sayıklıyım. Paşam, beni çağırmışsınız. Hayırlı bir haber mi vereceksiniz bana? Sadık Hatun hazır mı ömrümü paylaşmaya? Paşam, al götür şimdi dersen vallahi düşüp bayılırım ha. Bunu sen mi getirdin ona? Evet. Amcasının mektubu ne oldu? Senin eline nasıl geçti? Limanda Antonio Kaptan diye biri var. Sadıkaya amcasından mektup geldikçe bana veriyor. Ben de Sadıkaya götürüyorum. Bu vesileyle yüzünü görüyorum işte. Ey gafil! Bir hatun nasıl kör etti senin gözünü bu kadar? O mektuplar Lajos'tan geliyordu. Hünkârımızı öldürmek için gönderilmiş bu hatun. Ne diyorsun paşam? Nasıl olur? Hünkârımızın boynuna dayadı hançerini. Az kalsın ulaşacaktı gayesine. Az kalsın benimle ortak edeceklerdi suçlarına. Ben vallahi billahi ne bileyim. Hünkârımız seni bekliyor. Kalk! Derler ki bu hatunu saraya sen sokmuşsun. Doğrudur hünkârım. Ben gafil kulunuzun acizliğidir. Bu
Başka neler öğrendin İbrahim? Başka ne hainlikler yapmış bu melun? Gözde cariyelerinizden Ayşe Hatun'u da o öldürmüş hünkârım. Sarayımda bir katille yaşamışım yani. Matrakçı nelere sebebiyet verdiğini gördün mü? Bunun cezası bellidir hünkârım. Ya siz vurun boynumu ya da ben kendim vereyim cezamı. Paşam, İbrahim Paşam, siz bana güvendiğinizde bu hatunu hareme kabul ettiniz. Yüce hünkârım, mahcubiyetim ebedidir. Beni bu ayıptan kurtarın. Cezanı çekeceksin elbet. Lakin senin cezanı İbrahim verecek. Hemen öldür. Zaten utancımdan öldüm, kahrımdan yarıp tutuştum. Daha fazla acı vermem. Victoria burada. Yaşıyor mu hala? Bu katili sen soktun aramıza. Yok etmek de sana düşer. Senin cezan da bu matrakçı. Öldür beni daha iyi paşam. Ben nasıl kıyarım onu? Kıyacaksın Nasuh Efendi. Kıyacaksın. Nasıl olacağına sen karar ver. Lakin hemen yap. Paşam. Bana bunu neden yaptın? Affet beni. Ben istemedim sana kötülük olsun. Kandırdın beni. Alet ettin hainliğini. Ben çok üzgün Nasuh Efendi. Nasuh Efendi. Öldürecekler beni. Yardım et. Kurtar beni buradan. Kaçır beni. Üzülme. Kurtaracağım seni. Kurtaracak. Evet, bekle. Gece el ayak çekilince gelip alacağım seni. Gideceğiz, çok uzaklara gideceğiz. Thank you.
Geçti kabusu gördün. Sakın bırakma beni. Hep yanımda ol. Tamam merak etme. Geçti. Ben buradayım. Bana hiçbir şey olmayacak. Fena bir gündü. Kabus gibiydi. Nurem neden bu kadar kızgındı sana? Korkusundan. Korkusundan öyle davrandı. Atrakçı Nasuh Efendi. O ne olacak? Ceza alacak mı? Kerim başladı canım. Merak etmeyin. Ona en büyük bedeli Victoria ödetti zaten. Bu ihanetle nasıl yaşayacak? Yazık. Tek suçu sevmekti zavallının. Aşk insanın gözünü kör ederse bedelini öder. Zaman her şeyin ilacı. Toparlayacaktır merak etme. Neden geldik buraya? Nasıl kaçacağız? Gelsin. Bununla mı gideceğiz? Antonio kaptanın kadırgası açıkta demirli bekliyoruz. Teşekkür. Çok minnet sana. Elimden aldım bunu. Ama yakalanırsak ikimizi de keserler. Çok mu sevdin beni? Kimse sevmedi senden başka sarayda. Sen iyisin. Sen beni kaçırmayacak. Benim canımı alacak.
hiç sevmedin değil mi Victoria? Deniz kızı olursun. Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım affet beni Allah. İçimdeki acıyı unutacağım. Yardım et bana Allah'ım. Sultanım. Dışarıda bekle. Sultanım yapma. Böyle devam edersen başka bir şeyin olduğunu anlayacaklar. Söyle. Sen yaptın değil mi? Sen İbrahim'e söyledin Leo'yu. Neresi adına aldı seni? Kaç altına sattın beni? Tamam. Vur bana. Haklısın. Ama benim günahım yok. Birileri Leo'dan mektubu alırken görmüş beni. İhbar etmiş. İbrahim Paşa çağırdı. Mektubu yakaladı üzerimden. Sonra da git bunu Hürrem'e ver dedi. Buluşunca yakalayacaktı sizi. Lakin sen gitmedin. Hatırla, ben de engel oldum gitmene. Sonra da odanı arattı bana. Leo'nun resmini buldum. Onu da verdin hemen. Zinhar vermedim. Aksine yaktım ben resmi. Yemin ederim. Hem ben Rusça biliyorum. Nenem Rus'tu benim. Kötülüğünü isteseydim daha ilk baştan yapardım bunu. Neden söylemedin bana? Ben bir yol bulurdum. Paşanın sözünden nasıl çıkardım? Öldürecekti beni, korkuyordum. Ben seni korumak istedim sultanım. Nesi var bunun? Hünkârımız olanlara üzüldü. Gebede olunca hassas tabii. Düşündükçe fenalaşıyorum dahi. Katili kendi ellerimle gönderdim aslanıma. Neyse ki bertaraf edildi sultanım. Üzülmeyin. Ayşe Hatun'un katili de oymuş. Allah hepinizi korudu. Validem, duydunuz değil mi olanları? Sabaha zor ettim geldim. Biliyorum. Sen hadiseyi tamamen gördün mü? Yok.
Ben saraya döndüğümde yakalamış zindana atıyorlardı. Büyük felaket atlattık validem. Meğer bir şeytanmış o hatun. Sultanım, hünkârımız sizi has bahçede bekliyor. Galiba o ressam gelmiş. Ne diyorsun sen Sümbüla? Ne ressamı? Hünkârımız git haber ver diye buyurunca ben de ressam Leo geldi sandım. Sümbüla, seni öldürürüm şimdi. Çek dışarı. Sultanım af buyurun, ben ne dedim şimdi? Defol! Hayırlı sabahlar hünkârım. Hayırmış, yer mi göreceğiz bakalım. Hünkârım, iki hayırlı haberim var size. Evvela hainin cezası verildi. Bu mu hayırlı haber? Senin aklın neredeydi? Ben hayatımı sana emanet etmiştim. Demek ki hiç kimseye sonsuz itimat etmemem lazımmış. Hünkârım, şuracıkta canımı alın benim, kanım akmaz. Ben ömrümü sizin mübarek ayaklarınızın altına sermeye hazırım. Benim kellemi alın. Lakin size olan sadakatimden şüphe etmeyin. Bu mevzuyu da şimdilik kapatıyorum. Lakin unutmuyorum. Asla unutmayacağım. Bunu bilesin. Derhal diğer havadisi ver. Hürrem'le buluşacağım. Dünkü hadiseden sinirleri çok bozuldu. Olanlardan seni sorumlu tutuyorum. Hünkârım, Şarke'nin François'yı serbest bıraktığı haberi bu sabah elimize ulaştı. Mektubunuz yerine ulaşmış. Şarken sizin kararlı iradeniz karşısında geri adım attı. Tez divanın öğleden sonra arz odasına toplanmasını temin et. Zira bugün karar günüdür. Geç kalmadan bitmeli her şey. Her şey. Yeni gün, yeni dünya. Hareket vakti geldi. Sultanım. Seni bundan sonra bu daireye girmekten men ediyorum. Yasak. Anladın mı? Siz bana güvenmeyin. Ben yalan söylemedim. Sizin için buradaki mektubu bile yaktım. Ben hep sadık kaldım. Tehdit ettiler. Rüşvet verdiler. Ama satmadım sizi. Ben şehzadelerimizin başına bir şey gelmesin diye kolladım. Sultanım dedim. Daha ne yapayım? Öleyim mi? Emir ver canımı alsınlar. Hünkârım beni has bahçede bekliyor.
sultanım. Beni affedin. Yüzüme bakmadan çıkmayın. Size sığındım. Hünkârımız divanı toplantıya çağırıyor Reis Paşa. Paşa Hazretleri dünkü hadiseden ötürü mü? Bazı kararlar aldı. Onları tebliğ edecek. Sen tez haber yolla divan heyetine. Baş üstüne. Baltacılar ağası sizi bekler. Gelsin mi? Gelsin. Paşa Hazretleri beni emretmesin. Aa! Bölüğünde hainler barınmış. Nasıl olur bu? Nasıl olur da senin bundan haberin olmaz? Başkaları da var mı? Başka hainler de çıkacak mı? Saraydaki her bir baltacı sorgudan geçecek. Suyu, sopu, dedesi, ağası, memleketi dibine kadar tetkik edilecek. Eğer bir yanlış olursa, evvela seni, sonra alayınızın kellesini alırım. Yıkıl karşından. Hünkârım. Hürrem. Nasılsın bu sabah? Hı? İyiyim hünkârım. Sizin huzurunuzda olunca her şey daha iyi. Gel. Bu atı senin için seçtim. Sana hediyemdir. Sevmedin mi? Sevdim. Çok sevdim. Adı ne? Adı yok. Senin adın. Adını sen koy. Aşık olsun. Olsun. Hazırız. Hadi çıkalım bahçeye. Ben seninle gezemem anne. Kılıç talimim var. Sultanım. Gülşah. İyileşmişsin. Şehzadem. Mustafa, sen git talimine başla. Ben birazdan geliyorum. Sultanım. Kulunuz, kölenizim. Affedin. Bu son Gülşah. Bir daha benden habersiz başına buyruk hareket edersen
seni korumam. Atarım kurtların önüne. Çok güzel asil bir at. Aşık, çok değerli. Teşekkür ederim. Senin bana verdiklerinin yanında hiçbir şeyin kıymeti yok. Sen bana önce huzur verdin. Sonra aşk verdin. Sonra evlat verdin. Canımın sultanı. Saadetiniz için cehennemde yanmaya razıyım. Baba. Söyle aslan parçası. Ben senin ata binmek istiyorum. Bugün olmaz. Mühim işlerim var. Lakin yarın bineriz. Güzel at. O mevzu kapandı Hürrem Hatun. Zira açılması kimsenin faydasına değil. Hünkârıma söylemeyecek misin? Beni yok etmek istemiyor musun? Hayır, söylemeyeceğim. Lakin senin için değil. Hünkârıma olan sadakatimden dolayı. Böyle bir rezillikte kalbinin kırılmasını, yüce onurunu zedelenmesini istemem. Zalimsin İbrahim. Katilsin, korkunçsun. Sende hiç vicdan yok. Evet zalimim. Bana istediğini söyle Hürrem Hatun. Beni yaralayamazsın. İstediğini söyle. Hünkârımın gözünden düşüremezsin beni. Ve hiçbir zaman unutma ki ben senin hayatını kurtardım. Şu anda aldığın her bir nefesi bana borçlusun. Şehzadelerin de hayatta kalacak. Onların da hayatını bana borçlusun. Bunu asla unutma. Döktüğün kan elbet bir gün seni de boğacak. Sen de bunu unutma. Paşa beni görmedi mi? Yüzüme bile bakmadı. Bir şey mi oldu acaba? Bana hürmetinden bakmamıştır. Ne olacak başka Hatice? Senin bu vesvesenden yoruldum. Validem, Hatice Sultanım haklı. Hiçbirimize bakmadan geçti gitti. Bence Hürrem'le karşılaştı. Hünkârımızla at gezisine çıkmışlar. Hürrem Sultanım. Valide Sultanım sizi çağırıyor. Bahçede yemek hazırladık. Git başımdan. Validem, Hatice Sultanım, Sultanım, afiyet olsun. Gel otur, birlikte yiyelim.
Solgun görünüyorsun. Daha iyi misin? Şükür iyiyim. Hünkârım bana bir at hediye etti. Adına aşık koydum. Aşk, aygır adına kadar düştü mü? Aşk beni nereye koyarsan, orada yaşar sultan. O kadar güzel bir at ki, görünce aşık oldum. Hadi, soğutmayalım yemeğimizi. Afiyet olsun. Sultanım, size yeni bir nedime lazım. Değil mi validem? Şöyle güzel, zarif. Bu meseleyi unutalım lütfen. Kötü şeyleri hatırlamak istemiyorum. Senin sağlığın için de faydası olur. Gebesin. Yapma. Unutmam çok zor sultanım. Hep hatırlıyorum. Validemin o katili nasıl hazırlayıp has odaya yolladığını. Sizin sarayınızda hünkârımıza nasıl sunduğunuzu unutamıyorum. Hürrem Hatun, terbiyeni takın. Bu nasıl bir konuşma? Karşında harem kalfaları yok. Hemen kalk bu sofradan. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla toplantımızı açıyorum. Paşalar, efendiler. Canıma, iktidarıma kasteden, barış için uzattığımız eli iten Layoş kafiri cezasını misliyle çekecektir. İstanbul'u fetheden atalarımın yolundan giderek Roma'yı, Budin'i, Viyana'yı, Habsburgların ve Papa'nın hüküm sürdüğü her yeri İslam toprağı yapacağım. Yeni kızıl elmamız Budin'dir. Doğu Roma'yı ve Memlük devletini tarihe gömen ve fethettiği her yere İslam'ın adaletini yayan devlet-i aliyenin iradesi, Macaristan'ı da ötesini de Osmanlı yurdu yapmaya muktedirdir. Garptakiler bizim çizeceğimiz hudutlara mahkumlar. Osmanlı'nın izni olmadan tek bir yaprak dahi kıpırdamayacak. Charles François'yı serbest bıraktı bir mektubumla. Martin Luther'in destekçi prensleri Katolik dünyaya karşı bizim yolumuzu açacaklar. Fransa kralını mağlup etmekle övünen Charles, cihanda tek gücün Osmanlı olduğunu anlayacak. Layoş'u cehennemin dibine yollayıp kafirin kalbine İslam sancağını dikeceğiz Allah'ın izniyle. Şarken gelsin de eniştesini kurtarsın. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yere Allah'ın adını yayacağım. Tez hazırlıklar başlasın. Paşalar, beyler, vakit yok. Dün çıkmalıydık yola. Gazanız mübarek olsun. Amin. Hünkârım, cuma hutbesinde ilan edeceğiz. Yedi cihana, dosta, düşmana. İbrahim Paşa, beyler beylerine, sancak beylerine haber uçurun. Toplasınlar sipahiyi, yeniçeriyi. Yollar, köprüler sefere hazırlansın. Tuğlar dikilsin, gülbanklar çekilsin. Gök kubbe inlesin.
Buyurun paşam. Atakçı Nasuh nerede? Bütün gün çadırından çıkmadı. Çağıralım mı paşam? Tez çağırın gelsin buraya. Majesteleri, söyle bakalım Andre. Sultan Süleyman ve ordusu Edirne'ye gelmişler. Veziri İbrahim Paşa ise ordusuyla Budin yolunu açmak üzere Filibe'ye doğru yürümektedirler efendim. Sultan Süleyman intikam için geliyor. Vatikan'dan haber var mı? Elçimiz hala Vatikan'da yardım bekliyor. Yeterli desteği almadan yapacağımız bu savaş bizim için büyük bir yıkım olur majesteleri. Bir sulh, bir anlaşma sağlanamaz mı? Hayır. Anlaşma yok. Taviz yok. Süleyman, bu dine değil, ölüme yürüyor. Sen buna bıldırcın mı diyorsun? Bıldırcın ağam. Vallahi elimle yaptım. Ağam! Ağamı! Yalan söyleme! Bana yalan söyleme, koparırım senin o çatal dilini. Bunun neresi bıldırcın? Kavruk bir piliç bu. Tavuk bile olamamış. Kuş ama uçamıyor. Kanadı var ama uçamıyor. Ya Resulallah! Sen şimdi al bunu. Baharata salçaya bula. Biraz da nebatla ört ki kuşa benzesin. Hadi hadi uç 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 uç! Hayırlısıyla şu iftarı kazasız belasız atlatayım. Teravih'te 3 cami dolaşacağım. 3! Paşam! 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 Sen kim oğlusun da senin haddine mi düşmüş yangı yatmak? Paşam, paşam! Atakçı yeter artık! Hünkârımın affına mazhar oldun. Daha ne istiyorsun? Buğra içindeyim paşam, elimle! Senin mutfağına da şimdi! Atakçı, aylar oldu. Anladın mı beni? Öldü o. Unutacaksın onu. Anladın mı beni? Unutacaksın onu! Savaştayız diyoruz. Aklını bir an evvel başına topla. Toplamazsan geri gönderirim seni. Kimse bakmaz yüzüne. Hadi 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 çabuk 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 çabuk. Neredeyse ezan okunacak çabuk. Çok şükür. Ramazan'ı da hayırlısıyla bitiriyoruz. Bu son iftarımız. Allah seferde olan yiğitlerimize yardımcı olsun. Amin validem. Sultanım. Duydum ki bıldırcın severmişsiniz. Size mahsus avlattım. Gül'a. Buyurun halde sultanım. Saray dışına, kullarımıza iftar çadırları kuruldu mu? Bir eksik yoktur inşallah. Merak buyurmayın Valide Sultanım. Bizzat kendim alakadar oldum. Sultan Süleyman Han Hazretleri.
Yine ayrılıyoruz. Aramıza sonsuz dağlar, ovalar, düşmanlar girecek. Lütfen kendini hırpalama Hürrem. Gebeliğinin sonuna hayırlısıyla eriş. Keşke biraz daha kalsınız. Şehzademizin doğumu sizin şefkatli, huzurlu kollarınızda olsa. Size düşen dua etmektir. Allah devleti âliyenin yiğitlerinin yollarını açık, kılıçlarını keskin eylesin. Tez zamanda zaferle sevdiklerine kavuşsunlar. Amin. Baba, İbrahim Paşa 15 gündür seferde. Biz ne zaman gideceğiz? Mustafa, sen daha çok küçüksün. Annen seni zaten göndermez. Sen de bizimle kalıp dua edeceksin. Daha çocuk, savaşa gidemez. Hayır, ben büyüdüm artık ve çok iyi kılıç kullanıyorum. Baba, ne olur beni de götür. Mustafa'm, şimdi bunu konuşmanın ne zamanı ne de yeridir. Paşa Hazretleri. Affedin beni paşam. Emrettiğiniz gibi bir an evvel düzelteceğim kendimi. Gece otur iftarını yap. Gözüm üstünde. Haberin olsun. Aldı şunu. Götür. Affedin sultanım. Beğenmediniz mi yoksa? Gül'a, ben lokum istemiyorum. Yasak. Sakın önüme, etrafıma getirmeyin. Hemen sultanım. Bakma öyle sersem sersem. Kaldır götür şunu. Hürrem, hayrola ne var? Hürrem! Oğlum! Oğlum geliyor! Oğlum diyor, nereden biliyorsan? Gül'a, ebeye haber verin hemen. Çabuk uçur, kara takım getirin ebeği, çabuk! Gül'a, müjdemi senden istedim. Doğum için daha erken. Bir avazda kurtulur inşallah. Erkek mi? Maşallah Hürrem. Yine nur topu gibi bir şehzade doğurdun. Tebrik ederim. Sağlıkla, huzurla büyütmek nasip etsin. Sağ ol. Darısı başına. Ha, 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 ha.
hünkârımıza derhal müjdeyi götürün. Bir şehzademiz daha doğdu. Abin daha mı olacak? Kız oğlan fark etmez. Doğacak çocuğun evvela sağlıklı olması mühim. Benim İpek kızım. Mua. Hünkârım, Hürrem Sultan bir şehzade doğurdu. Sana büyük atan Bayezid Han'ın ismini vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşheden la ilahe illallah. Eşheden la ilahe illallah. Eşheden Muhammeden Resulullah. Eşheden Muhammeden Resulullah. Senin adın Bayezid. Senin adın Bayezid. Senin adın Bayezid. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamiden. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi hamd. Sultanım, şehzadem sanki bu alemi biliyormuş gibi bakıyor. Alim gibi. Ay maşallah. Simasındaki olgunluk mucize. Allah nazarlardan korusun. Her gün bu mübarek bayram günü gibi olsun. İnşallah Gül'a. Gel böyle arada oku üfle. İçim açılıyor. Sen de biraz dinlen, hiç uyumadın. Hiç yorgun değilim sultanım. Vallahi sizi iyi görünce sabahlara kadar ayakta dursam razıyım. Bu arada size bir lohusa şerbeti yaptırdım. Aman aman, aman aman. Kana kana içeyim. Afiyet bal şeker olsun, süt olsun. Validem, affedin beni. Bayram günü sizin elinizi öpüp hayır duanızı alamadım. Bundan daha hayırlı gün mü olur Hürrem? Sen bize yine hayırlı bir şehzade daha doğurdun. Teşekkür ederim valide. Allah size uzun ömür versin. Başımızdan eksik etmesin. Hayırlı bayramlar sultanım. Hayırlı bayram. Papa Hazretleri, Vendiktoç'un oğlu bekliyor dünden beri. Gitsin mi?
Papa Hazretleri, görüşme arzumu kabul ettiğiniz için şükranlarımı sunarım. Bu görüşme ikimizin arasında bir sır olarak kalacak. Unutmayınız, sizinle resmi sıfatlarınızla görüşmüyorum. Sizin sıfatınız, varlığınız buraya hiç gelmedi ve gelmeyecek. Şimdi bana Sultan Süleyman'ı anlat. Büyük bir ordu topladı Sultan Süleyman. Bu din üzerine sefere çıktı. Macar kralı Lajos'un sonunu getirmeye kararlı. Avrupa tarihi yeniden yazılıyor. Hristiyan alemi bu parçalanmış haliyle onun karşısında duramaz. Her kim bu güce saygı duymayıp yanlış tarafta yer alırsa bir sonraki hedef olmaktan kurtulamaz. Süleyman satın almış seni. Bu kutsal kubbenin altında bir düşmanı övüyorsun. Kiliseyle bağın tamamen kopmuş. Bir hain gibi konuşma. Papa Hazretlerim, ben ölünceye kadar Katolik'im. Bunu yüce kiliseniz kabul etmese bile her gün Tanrı'nın huzurunda dua ederek bunu ispatlıyorum. Ben gerçeği söyledim size. Bu kutsal kubbenin altında yalan mı söylüyor? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Menzil bizi bekler Behram Paşa. Hünkârım, sefer için hazırız. Buyruğunuzu bekleriz. Behram Paşa, ben de hazırım sefere. Sefere kadar ordugâhta hazırlıkları takip et diye getirdim seni. Saraya döneceksin Mustafa. Sefere gitmek için daha ne kadar büyümem lazım? Hep sonra diyorsun. Hürrem, neden ayaktasın? Dinlenmen lazım. Biraz yürümek lazım Hekim Kalenderi Sultanım. Hem de ben çok sıkıldım, yat yat. Kızım canım benim, gel. Anne, babam beni götürmedi. Mustafa da yok. Nasıl yok? Nerede? Babasıyla ordugaha gitti şehzadem. Sefere mi gidecek yoksa? Galiba. Çok istiyor. Ama bilmiyorum. Ama daha çok küçük. Çocuk gidemez. Hünkârımız isterse götürür. Sana mı soracak? İbrahim Paşa şimdi nerededir? Filibe'yi geçmişlerdir şehzadem. Nerede o Filibe? Uzak mı? Bir aile uzak. Şimal'de kalıyor. Bir haftalık yolu var. Bir hafta. Çokmuş. Ormandan mı geçmek lazım? Evet şehzadem. Ormandan geçmek lazım. Peki. Gece gündüz hiç durmadan çok hızlı gitsen ne kadar sürer? 3-4 günde varılır Şehzade Hazretleri. Thank you.
İbrahim Paşa'dan gelecek havadisleri de beklememiz icap etti. İbrahim Paşa'dan gelecek havadis mühim elbet. Lakin Peter Varadin alınmalı. Mütakiben derhal Tuna Nehri boyunca at sürüp İlok kuşatılacak. Akabinde Ösek'te Budin'e gidilecek. Hünkârım, hünkârım emriniz üzerine şehzademiz Mustafa'ya ordugaha dolaştırırken bir anda kayboldu. Ne demek kayboldu? Siz bir şehzadeyi nasıl gözünüzün önünden ayırırsınız? Derhal elleri didik didik arayın. Ne oldu, buldunuz mu? Hünkârım, her yeri didik didik aradık ama yok. Ne demek yok? Mesafesi bu kadar geniş bir sahayı nasıl hemen aradınız? Atımı hazırlasınlar. Ona bir şey olursa hepinizin kellesini alırım. Şehzade Mustafa'yım. Babam Sultan Süleyman Han. Bana bir şey yaparsanız hepinizin kellesini alır. Majesteleri, Paul Tamori. En yürekli şövalyem, Aziz Paul Tamori. İbrahim Paşa, Peter Varadin Kalesi'ni teslim aldı. Şimdi Tuna boyunca ilerleyecekler. İrek, Sotin, Vokot kalelerini geçip muhtemelen geriden gelen Solomon'un büyük ordusuyla Belgrad'da buluşacaklar. En cesur adamlarını yanına al. Solomon ve İbrahim Paşa'nın buluşup ilerledikleri yola pusu kursunlar. Majesteleri, en uygun yeri seçip saldırıp düşmanlarımızı sizin önünüzde diz çöktüreceğime yemin ederim. Aziz Paul Tamori, sana ve şövalyelerine güveniyorum. Tamori, diz çökmelerini istemiyorum. Kellelerini ayaklarımın altında istiyorum. Hünkârım, şehzademiz Mustafa'yı bulmuşlar. Vereceksin. Affedin baba. Adın nesi? Sabit hünkârım. Biz önden güzergahı keşfe çıkmıştık. Dönüş yolunda şehzademize rastladık. Onu biraz korkuttuk galiba. Ama sonra anlaştık. Deli Sabit. Sağ ol Sabit. Hazırlan Mustafa. Edirne'deki saraya dönüyorsun. Bu kanatları da çıkart.
Sen benden habersiz hiçbir yere uçamazsın. Valide Sultanım, sizler için Edirne'nin en iyi badem ezmelerini buldurdum. Hadi kızım. Hürrem Sultanımız da yer, malum lokum sevmiyor. Dokunuyormuş da. Mustafa? Babam izin vermiyor onunla gitmeme. Aslan parçam gel. Otur gel. Üzülme. Baban bizim için seni götürmüyor. Sen gidersen bizi kim koruyacak? Payitahta ne zaman gideceğiz? Daha buradayız. Hadi git kardeşin Beyazıt'ı gör. Mehmet seni soruyor. Onunla alakadar ol biraz. Hı? Hadi. Müsaadenizle. Sultanım gitmeseniz, keşke hep burada kalsanız. Siz olmadan bu saray sessiz. Bahçedeki bülbüller bile dilsiz kalıyor. Güller boynunu büküyor. Gülah, şair mi oldun sen? Bak yalnızlık sana neler söyletiyor. Sultanım, yalnızlık Allah'a mahsus. Haşa. Ama biz kullarınız da bazen yüreği kanar. İzninizle akşam hazırlıklarına bakmam lazım. Validem, izniniz olursa Gül Ağa da bizimle gelsin. Değerli hizmetlerine Topkapı'da ihtiyacımız olacaktır. Doğru söylüyorsun. Münasiptir. Ben de hizmetlerinden memnun kaldım. Hünkârım, size söz verdiğim gibi hep hayırlı haberler vereceğim. Macarlar önümüzden çekiliyor ve bizi sizin çizdiğiniz yüce menzile sevk ediyorlar. İrek, Berkasova, Sotin, Vokod, Borak, Dimitrovça kaleleri ve bağlı vilayetlerini aldık. Halk aman dileyerek teslim oldu. Teslim olmayanlar darmadağın edildi. Donanmamız Tuna'da ilerliyor. Toplarımız kaleleri dövüyor. Hünkârım, kullarınız size kavuşmayı hasretle bekler. Kafir Layoş ise Budin Sarayı'nda korku içinde ölümü için gün sayar. Baba Hazretleri, beni emretmezsiniz. Macaristan'ı kaybediyoruz. Kral Layoş çok zor durumda. Kaleler düşmüş. Osmanlı Budin'e yürüyor. Eğer onu koruyamazlarsa bütün Hristiyan alemi için felaket olabilir. Ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Kilisenin hazinesini açın, yardım edin Layoş'a. Papa Hazretleri, bu destek ya geri dönmese? Layoş kazanırsa verdiklerimizi fazlasıyla alırız. Ya Sultan Süleyman kazanırsa? O zaman hepimiz kaybederiz. Yüce İsa bizi korusun.
Bakın, Hürrem Sultan geldi. Sultanım, hoş geldin. Ay maşallah şehzadem. Dokunma. Uzak dur. Bakma öyle yüzüme yahu. Lokma dök lokma. Şerbeti de hazırla. Bütün hareme dağıtılacak. Şehzade geldi, şehzade. Ne? Şehzade mi geldi? Yahu öyle söylesene. Şehzademize her şey feda olsun. Hürrem Sultan'ın 3 tane şehzadesi oldu. Artık ömür billah sırtı yere gelmez. Saltukat. Maşallah. Selamün aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Bismillahirrahmanirrahim. Sen nereden çıktın be Adem? İhtiyaç hasıl olmuş ki geldim. İhtiyaç mı hasıl olmuş? Benim niye haberim yok? Valide Sultan Hazretleri bizzat istedi beni. Bizzat! Neyse, daha sonra tekrar konuşuruz. Nasıl olsa buradayım. Benim kendime bir oda bulmam lazım. Bildiğin boş bir oda var mı? Balkonlu. Sultanım. Dahi Hatun Gülnihal'i gönderdi. Beni de göndermek istiyorlar. Evlendirecekler. Çerağa çıkacaksın dediler. Ağladım. Yalvardım. En azından siz gelene kadar beklemelerini istedim. Belki de doğru olan bu. Git, evlen. Kendi yuvanı kur. Benden daha mutlu olacağın kesin. Sultanım. Beni öldürün, yollamayın. Benim saadetim sizin eteğinizin dibinde olmak. Kulunuzum. Kölenizim. Yalvarırım göndermeyin. Mustafa ile ilgilen. Hünkârım. Fethettiğimiz kalelerin anahtarları. Size sunmaktan şeref duyarım. Malkuçoğlu Bali Bey bizi bekler. Yola revan olma vaktidir. Çekilebilirsin. Sultan Süleyman'ı burada bekleyeceğiz. Sizler ormanın içine girin. Keşif yapın. Buradan geçecekler.
Şüşmeyin öyle, şüşmeyin. Bu nasıl adam? Sümbül Ağa hiçbir şey öğretmemiş size. Kızım, evladım, bütün altınları sen toplamışsın ama. Ver bakayım. Oldu mu şimdi bu? Olmadı. Gülah. Nigar kalfam, bu ne güzellik böyle. Yaramış, yaramış. Hünkar kalfası olmak yaramış. Baksana gözlerden ateş fışkırıyor. Hayırdır, sen ne yapıyorsun burada? Misafir mi geldin yine? Yo, Temelli'den buradayım. Sağ olsun Hürrem Sultanımız öyle münasip gördü. Gülah, eşyalarını getirdik. Şimdi geçin içeriye. Geçin, geçin, geçin. Kırıp dökmediniz inşallah. Geç evladım. Güzel tutturmuşsun kıvamını. Dağıtın gitsin. Afiyet olsun. Tepsiyi bırakayım yersin arada. Yok artık abi, yeter. Yavaş yavaş, kapıyı çat diye vuruyorsunuz. Yavaş. Ne oluyor, yavaş, ne yavaş. Oluyor? Vallahi bir yeri kırarsanız bir yerinizi kırarım sizin. Ne oluyor be Adem, bunlar ne? Gülah'ın eşyalarıdır. Burada kalacakmışım. Burası benim, bana ait. Git kendine başka bir yer bul. Haydi yallah. Çık, 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 çık. Çık, çık haydi. Gidemem efendim. Ben de seninle aynı havayı teneffüs etmeye bayılmıyorum. Burada kalmak için çok yüksek bir yerden emir aldım. Elbette ki şimdilik. Sümbül Ağa. Valide Sultan'ın emridir. Gül Ağa burada seninle kalacak. Validem. Müsaadeniz olursa yarın kendi sarayıma geçmek isterim. Kesinlikle müsaade etmiyorum. Aslanımla İbrahim Paşa seferden dönene kadar burada bizimle kalacaksın. Ama validem, aylar sürer. Sürsün. Bir kez yaptım bu hatayı. Neler olduğunu biliyoruz. Valide Sultanımızın hakkı var. Burada bizimle kalın. Başka çarem yok galiba. Sümbül Ağa, söylememi hazırlasınlar. Söylerim sultanım, behemhal söylerim. Valide sultanım. Ne var Sümbül? Gül Ağa'nın benimle kalması hususunda... Herkes hazır olsun. Nesi var? Kaygılanmayınız Valide Sultanım. Hatice Sultanımız gebe. Gebe miyim? Validem, işittiniz mi? Evet. Gebeyim. Hürrem.
Hürrem Sultan. Niye geldin sen? Çağırmadan sakın gelme. Ben Hatice Sultan gebeymiş. Onu haber vereyim dedim. Öyle mi? Ne güzel. Çık dışarı. Sultanım. Ne var? Bana kızgınsın belli. Ama vallahi billahi benim bir suçum günahım yok. Suçu günahı yokmuş. Hı? Nigar kafa. Sen bana ihanet ettin. Şeytanla ortak oldun. Beni katil ettiniz. Elimi kana buladınız. Koskoca paşa. Nasıl karşı çıkabilirdim? Mecburdum. Sus dedi, ben de sustum. Sultanım affedin beni. Sizin sadık hizmetkarınızım. Af yok. Bir kez ihanet eden hep eder. Şimdi defol buradan. Gözüm görmesin seni. Yarım Layoş iyice yalnız kaldı. Ordusu savaşmamak için dağlara kaçıyor. Hünkârım. Hünkârım, siz beni dinlemiyorsunuz. Size bir kusur mu? İşte o gün ne oldu İbrahim? Sarayında benim canıma kastedilirken sen ne yapıyordun Hürrem'le? Hünkârım, ben hayatımı sizin ayaklarınızda... Söyle, ne istedin Hürrem'den?